Ayın 13 Temmuz'da, geçen sene 2022 13 Temmuz'da sabah 9 civarında personelim beni aradı. Hastayım, Cumhuriyet El Hastanesi'nde serum yapılıyor diye söyledi. Ben de hemen geliyorum dedim. Abi gelmene gerek yok, burada bakılıyor dedi. Ben de senin yanında olmak için, ziyaret olmak için geleceğim dedim. Türlü türlü bahane üreterek ben biraz sonra eve geçeceğim dedi. Tamam o zaman evine geçerim dedim. Bir saat sonra telefon açtım. Ben daha hastaneden çıkmadım, serum bağlı duruyor diye söyledi kendisi. Tamam o zaman hastaneden çıkınca beni alo diye dedim. 2 saat sonra tekrar geri telefon açtım. Eve geçmesi gereken eve geçmedi. Ben daha hastanedeyim, müşahede altındayım diye söyledi. Dolayısıyla da akşama doğru ben telefon açtığımda ben 4 gün rapor aldım diye söyledi. Tıpta, sağlıkta kesinlikle 1-3-5-7 diye giden raporlar 4 gün rapor verilemez diye bildiğimiz için. Ben hastaneye ertesi gün gittim. Hastaneden başhekim yardımcısı Ceyhun Bey ile görüştüğümde kamera kayıtlarına baktık. Hasta oraya hiç gelemedi ve sosyal medyasında da aynı rapor aldığı tarihte yarım saat sonra da tatile gittiğinden ve plajda pozları vardı sosyal medyada. Biz de bunu ispat ettik. Sonra şikayetçi oldum ben kendisinden. Çumra Kaymakamlığından soruşturmaya izin verilmemesine karar verildi. Sonra savcı beye itiraz ettik. O da aynı kovuşturmaya izin verilmiyor dedi. Dolayısıyla bizim kanuni hakkımızdan dolayı Bölge İdare Mahkemesi'ne şikayette bulunduk. İtiraz ettik. İtirazımız yerinde kalanlar 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden mahkeme açıldı. Tabii hepsinde. Tabii. Eski elemanım orada hemşire Esra T. arıyor. Bana bir 4 gün rapor verin diye. Ömer Tayyip Bey rapor veriyor. Bir de orada hasta kayıttaki personel de hastayı görmeden kayıt açıyor. Ben 4'ünden hepsinden şikayetçiyim. Usulsüzlük böyle bir şey olmasın. Özellikle şu piyasada deprem gibi bir şey olduğu zaman yani böyle sıkıntılıklara maruz vermek istemiyorum ben. Hiç kimse yapmasın. Herkes kendi görevini yapsın istiyorum ben. Telefonla böyle bir şeyler kesinlikle olmasın. Bu raporu alıp da raporu devletten, SSK'dan parasını alıp da devleti de zarara uğratmasın. Şu sıkıntılı süreçte istiyorum.